etti, düstur etti hakkı ve adaleti. İslamiyet'ten aldı gücünü kudretine Osmanlı tarihin zirvesi. Söğüt'te kuruldu bu devlet. Üç kıtayı saran büyük bir dünya devleti olmuştur. Bu mucize devlet dünyada asırlar boyu adalet ve medeniyetin timsali olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bize yurt olarak bırakan ecdadımızı rahmetle, minnetle, şükranla anmak isterim. Bildiğiniz gibi şiir yaşamamızın konusu Osmanlı Devleti'nin kuruluşudur. Mazisi insanlık tarihiyle eş olan aziz milletimizin en önemli özelliklerinden biri de bağımsızlık ruhunu hep canlı tutmasıdır. Bunun en güzel örneği tarihimiz boyunca tam 17 devlet kurmasıdır. Osmanlı Beyliği sonra Osmanlı Devleti güçlendikçe büyük imparatorluk oldu. 624 yıllık egemenlik sürdü. Osmanlı İslamiyet Devleti. İslam hamuruyla yoğrulan, adalet ve eşitlikten şaşmayan. Kişiyle savaşmazdı. Rakip güçlü olabilirdi. Ne fark eder? Kayılar ise ahlaklı, imanlı, bilinçliydi. Bu devlet herkese yeterdi. Bir devlet kuruldu Oğuzlardan doğan. Bir devlet kuruldu 27 Ocak'ta. Selçuklu yavaş yavaş kırıyor, Moğollar Anadolu'yu istila ediyor. Beyler birer birer yağmalanıyor, genç yaşlı çocuk dinlemeden öldürüyorlardı. Kurdu Osmanlı'yı Osman Gazi, merhametin ışığında bir adalet terazisi, zalimlerin karşısında bir dağ gibiydi. Kötülüğün eşiğinde bir umuttur Osmanlı. Bir kuruluş destanıdır Osmanlı. Gecenin karanlığında zalimlere korku salar, mazlumun arkasında bir dağ gibiydi. Alkışlarla diyoruz. Ve değerli Abdurrahman Taha kardeşimize tebrik ediyoruz, alkışlarla diyoruz. Diye Başkan Yardımcımız kendilerine ödüllerini takdim edecekler. Sayın İhsan Ağcan, alkışlıyoruz. Üçüncü olan kardeşimize de yine okul müdürümüz hediyelerini takdim edecek. Başkanım bir yere ayrılmayalım, böyle hep birlikte bir aile fotoğrafı çekelim. Evet, birinci olan Abdurrahman Taha kardeşimiz, ikinci olan Esra Altun ve üçüncü olan İbrahim Halil Şelale. Şöyle kuvvetli bir alkış alalım. İbrahim Halil Kaya'dan alsınlar teşekkür belgelerini.